Arkadaşlar merhaba. Yaz yağmuruna yakalandık. Bugün dedik ki sizler için böyle yazın bu sıcaklatan, o daraltan sıcaklarına karşılık direkt dolaptan alıp soğuk yemelik yemekler yapalım, tarifler yapalım. Yine ana yemeğimiz olacak, tatlımız olacak, güzel böyle serinleten bir smoothie'miz olacak. Günlerdir yanıyoruz. Şu yağmuru bekliyorduk yani. Bugüne denk geldi. Tam çekim günümüze denk geldi. Ama biliyorum ki 10 dakika sonra bu yağmur yok olacak ve yine evde yanmaya devam edeceğiz. Tam o noktada tarifimiz hazır olacak ve her şey çok daha güzel olacak. Şimdi Migros'a gideceğiz, alışverişimizi yapacağız. Sonra mutfakta buluşup yemekleri yapmaya başlayacağız. Hocam muzlarımızı selamlamadan alışverişe başlamak olmaz. Selam. Eyvallah. Geldik. Yine en çok sevdiğim reyon, biliyorsunuz artık, meyve sebze bölümü. Bu reyonda beni görme ihtimaliniz çok yüksek. Öyle söyleyeyim. Meyve alacağız, sebze alacağız bol bol. Önce neyle başlayalım? Meyveyle mi başlayalım? Önce araba alacağız hocam. Arabasız olur mu? Bir araba alalım. Menümüzün hem smoothie hem meyve salatası bölümünde kullanabilmek için bir kavun alalım. Bir tane kavun. Karpuz alalım. Aslında bu karpuzlardan alıp bunu tabağa mı çevirsek bir yandan? Güzel olabilir. Yapalım bunu. Meyve salatası ne kadar renkli olursa o kadar cezbedici olur. Şöyle kayısılarımızı da aldık. Kiraz mesela güzel bir kontrast yaratır mı? Bu arada süper taze görünmüyor mu abi reyon? Her şeyi sanki dalından topluyorsun yani hocam. Böyle bir şey yok. Elmamızı da alalım. An apple a day keep the oncologist away. Yaban mersini. İyi bir kontrast. Bence olur. Bir yandan bunları alırken bir yandan tadı geliyor ağzıma ya böyle. Sanki yiyorum o salatayı. Avokado da alalım. Sebze alalım hocam. Ana yemek önemli. Patlıcan. Hayır patlamayacağım dese bir anda. Güzel olur değil mi? Yine bir diğer vitamin deposu. Özellikle diyet döneminde alıp ya hiçbir şey yapmadan direkt yıkayıp kutur kutur yemeği çok sevdiğim bir sebzedir kendisi. Kapya biber. Küçük sevimli domatesler de alalım. Bu mesela bir yemeği zengin göstermenin yolu. Küçük domatesi parçalamadan koyuyorsun. Anında böyle görünüş level atlıyor. Bir İtalyan esintisi geliyor oraya. Çıtır havuç. Küçük sevimli havuççuklar. Sağlık bölümüne geldik. Vitamin depoları. Doğal supplementlar. Şimdi ne koyalım acaba ya? Yoğurtlu bir şey olduğu için dereotu güzel olabilir. Nane. Nane. Bir şey soruyorum ama cevap versene. Nane. Şimdi hem smoothie'miz için hem de sos hazırlamak için iyi bir yoğurt alalım. Badem sütüyle mi yapsak smoothie'yi? Şimdi süzme yoğurt mu alsak, normal yoğurt mu alsak o arada kaldım. Süzme yoğurt daha kıvamlı güzel görünür. O zaman süzme yoğurt alalım. Süzme yoğurdu da hallettik. Şimdi hardal alacağım hocam. Hardal. Önemli bir amaca hizmet edecek bu hardal. Gel. Hocam şimdi burada easy var, medium var, hard var. Ne diyorsun? Hardal canım. Hard diyorsun değil mi? Hard alalım. Hardalı da hallettik. Neye ihtiyacımız var? Sarımsak granül. Gerçi sarımsak da olabilir. Liste yapmadan mı gerekiyor? Liste yaptım hocam kafamda. Bam. Emre. Hocam dikkatli olur musun ya? Yaya yolu mu burası hocam? Sarımsak granülümüzü de aldık. Hocam şimdi ben beynimdeki listeye bir bakıyorum. Ve bir de şuraya bakıyorum. Sen oraya bak. Onu aldık. Sebze aldık. Aldık. Dın 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 dın. Eksik yok. Kafamda yaptığım tarifi şu an her şey elimin altındaydı yani. Gidelim ve müthiş şeyler yapalım hadi. Mutfağımıza geldik. Sabahki o serinlikten ve yağmur çıtırtılarından eser yok artık. Yanıyoruz. Yine sıcak bastı. O yüzden serinleten bir tarif yapalım hocam. Sebzeli mebzeli böyle içimiz açılsın. Biraz vitamin depolayalım. Yıkadık. Hazırladık sebzelerimizi. Böyle yiyelim de niye uğraşıyoruz ki? Hocam bir yemek olsun yani. Böyle de yenir tabii. Bunlarla da güzel bir salata yapacağız. Doğrayarak başlayalım sebzelerimizi. Bunların böyle şekillerini değişik değişik doğrayacağım. Önce şu havuçlarımızı alalım. Menüde ne var bu arada ya? Söyledik mi? Menüyü şimdi yapıyoruz hocam zaten. Kaç kez söyleyeceğiz yani. Tamam ya. Bunlar zaten küçük havuçlar olduğu için şöyle yardım. Bir de buradan yardım. Oğlum yardım etsene. Yardım istiyorum ya. Ya ben de espri düşünüyordum biliyor musun? Harbi mi? Bu doğruyorsun mu yoksa yanlışıyorsun mu? Vay iyiymiş o da. Sen de iyi bir espri düşünüyormuşsun hocam. Julien diyorsun. Tabi. Havuçlar hazır. Bunları geri atalım. Sonra patlıcanımızı alalım. Ha patlıcanı esprim çok iyi miydi bu arada marketteki? Yani fena değildi diye. Nasıl fena değildi ya? Çok iyiydi oğlum. Yani patlıcan dile gelse hayır yani. Patlamayacağım diyebilir hakikaten. Tamam da gerçekten patlıyorsa. Ha patlıyorsa onu bilmem hocam. Bunu nasıl yapalım şekil şemal? Kalp şeklinde yapalım mı? Kalp şekli çok yorar be. Kalbe malbe gerek yok yani. Yıldız yapalım mı? Hocam okaliptus şeklinde yapalım istersen. Daha böyle bayağı de palmiye gibi falan. Evet güzel olur. Yok yok gerek yok ya. Bunları o böyle. Daire mi yapalım? Şuradan şöyle alalım. Birazdan bunları pişireceğiz. Pişirirken de biraz büzüşen bir şey olduğu için çok ince doğramayı sevmiyorum. Bu arada yemeği bir porsiyon yapmadığımı söylememe gerek yok herhalde artık.
Yani hep burada yapıyoruz böyle kocaman kocaman. Bazı arkadaşlar şey diyor, hocam yani diyet dedin, fit dedin, ne yaptın? Bir tencere şey yaptın, bir oturuşta mı yiyeceksin? Hayır, porsiyonu yine kendinize göre ayarlayacaksın. Bazen bizim bir oturuşta yediğimiz oluyor ama şimdi yalan olmaz. Olabiliyor tabii yani, güzel olursa akşam yemeğini pas geçip burada ne çıktıysa komple bitirdiğimizde oluyor yani, yalan yok. Bunları da aldık. Domatesleri tabii ki bütün bırakacağım. Bu işin tridir. O domatesler küçükse hele bütün bırakacaksın. Biberini de yine şuradan küçük çentiklerle. Tam bu bağ noktaları. Yani burada işte sebzenin anatomisini bilmek önemli hocam. Kolay temizleyebilmek. Sebzeni tanıyacaksın. Bak, anatomiyi bileceksin. Nokta atış alacaksın. Emre acele et. Şunlardan birini kap ya. İşte bu. Bugün sen günündesin ha. Spoiler sende bugün. Bugün komiyim ya. Ya ben sana bir şey diyeyim mi? Hiç kesmeye bile gerek yoktu aslında. Tabii. Ama bir estetiği de olsun ya. O kadar da şey olmayalım yani. Yoksa ben de biliyorum yani. İzleyip bu tarifi yapacak arkadaşlar böyle ince ince. Onlar da tabi uğraşacak. Onlar da okaliptus şeklinde doğramayacak mesela. Onlar da böyle küt küt doğrayacak, atacak yani. Ya biri doğrar umarım ya. Boşa gitmez bizim istekler. Yani... Tamam, o zaman yıldız şeklinde doğrayan olursa lütfen Instagram'dan bana göndersin. Tamam. Şimdi fırının altını 150 dereceye açtım. Çok sıcak olsun istemiyorum. Ben bu sebzeleri fırınlayarak pişireceğim. Çünkü pratik bir tarif olsun diye uğraşıyorum. Ama tabii ki siz özgürsünüz. İsterseniz tavada da bunları birazcık zeytinyağını ısıtıp tık 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 halledebilirsiniz. Bunun üzerine daha şeyde sebzeler bir aradayken zeytinyağını akıtıyorum şöyle. Yeterli. Toplam böyle 2 yemek kaşığı falan. Tuzunu da birazcık atalım. Şimdi başka bir baharattır falandır filandır hiçbir şey koymayacağım bunları. Direkt zeytinyağıyla böyle harmanlıyorum. O bağıran patlayacak mıydı? Konuştuk galiba. Bir bağırdı arada bir tanesini. Öldürmeyi unutmuşuz ya. İşte bu koku abi. İştah opener. Yavaş nefes abi, boğulduk ya. Rengarenk. Hocam rengarenk gerçekten ya. Rengarenk yani. Ama hep şey önerilir yani, renkli tabaklar oluşturun kendinize falan. O sadece böyle görsel şölen için değil. Meyve ve sebzeler böyle kendi familyalarında benzer renkte olurlar genelde. Ve tabii ki hepsi değil, istisnalar çok fazla var ama genellikle farklı renktekiler farklı vitaminler açısından zengin olduğu için daha çeşitli beslenme eksik bırakmamak adına böyle bir öneride bulunmuş. Teşekkürler hocam bu bilgi için. Rica ederim, rica ederim. Evet, hiç. Şu güzelliğe fırına atma vakti. Burada fırından fırına yine pişme süresi değişiyor. Atacağız ve ara ara kontrol edeceğiz. Çok fazla böyle ölsün istemiyoruz yani, birazcık kalsın. Yoruldum. Sebze karnavalımızı kapadık. Şimdi bu pişerken tabii ki bunları böyle fırına attık, çıkardık, yedik. Olur mu? Olmaz. Buna özel büyülü bir sos hazırlayacağız hocam. Kasemi aldım. Bunun içerisine buraya hardalımı sıktım. Daha sonra birazcık black pepper. İngiltere'den mi geldi? Yeah, you are right. Daha sonra limon. Şöyle yine elde süzme yöntemimizle hocam. Bu arada hardal da yine çok sorulan şeylerden biri. Diyet döneminde vesaire yiyebileceğiniz güzel bir sos. Eğer şekerli değilse tabii ki. Yani hardalın çok fazla çeşidi var yani markette. Bugün de gördük. Çeşit çeşit. Ballısından zencefillisine, şekerlisinden sadesine. Ne kadar sade olursa o kadar iyi. Ama sade hardal genel olarak sağlıklı müthiş bir şeydir. Son olarak da birazcık kırmızı toz biber atıyorum. Tatlı toz biber bu arada. Ve bunları karıştırıyorum. Ya bu limon, hardal, baharat uyumu müthiş bir şey çıkarıyor ortaya. İlk başta böyle çok sıvımsı gelecek size ama karıştırmaya devam edin sakince. Evet, sosumuz hazır. Sebzeler pişmeye devam etsin. Biz o arada ne yapalım? Sonraki tarife atlayalım hemen. Yine meyve salatamız için meyvelerimizi şöyle ufak ufak hazırlayalım. Nelerimiz var hocam? Hocam kayısılarımız var. Ne? Kayısı. Kayısı ne abi? Orijinali kayısıdır bunun. O ı düşer. Çok az şöyle bunların da zeytinyağı ve sarımsakla şey yapacağız. Soteleyeceğiz. Meyve salatasının orijinali öyledir çünkü. Bunları da böyle bastırmadan bıçağı ileri geri kaydırarak kesiyorum ki şekiller, şemaller, sular kaybolmasın. Güzel. Ben yine bunları kaba kaba doğrayacağım. Ama bu tembellikten değil. Böyle daha güzel oluyor meyve salatası yani. Çok küçültünce şekiller, şemaller kayıyor. Bir tane daha varmış hocam. Niye söylemiyorsun? Hocam göremedik ki ya. Hocam ya. Ah be hocam. Hocam burada kiraz akıllıca bir seçim olmamış galiba. Yani ben söyleyecektim de keyfin kaçmasın dedim. Şimdi kaçtı ama keşke baştan deseydin. Öğreneceksin, sana ders olsun bu. Bunları iyi yıkanmış ama kiraz. Nasıl yani? Ya iyi yıkanmış yani kiraz. Vay. Hayda hocam bugün bayağı iyisin ya. Yetişemiyorum sana yani. Valla bugün iyiyim ya seri konusunda. Kiraz yani. Abi elma böyle mi kesilir Emre? Nasıl kesilir? Bir tane de elma atalım. Şenlenelim. Elma sever misin? Evet. Afiyet olsun. Elmaları da yine şöyle küp küp doğrayalım. Kabuğuyla, mabuğuyla, bol bol lifiyle kalsınlar tek parça. Hocam bu nerenin küpü? Yok, küp olmadı, farkındayım ama. Şimdi meyve salatasında da tabii ki bir alengillilik yapacağız.
Burada minik sevimli bir karpuzumuz var. Bu karpuzu tabağa çevireceğiz şimdi. Ben de ilk defa deneyeceğim böyle bir şeyi. Bakalım ne gibi bir sonuçla karşılaşacağız hocam. Karpuzu kim seçti? Karpuzu ben seçtim. Güveniyor musun kendine? Güveniyorum, güveniyorum. Göreceğiz, hadi bakalım. Ortadan yaracağız. Yani başka türlü olmaz yani bundan. Bakalım. Hadi bakalım. Yarıyorum hocam. İyi gibi galiba. Karpuzu kim seçti diyorsun hocam? Cillop. Abi diyorum iyi seçmişsin. Cillop. Kabuk yok. Marketten karpuz. Birine mi seçtirdin? Yo ben seçtim. Kaşık mı kullansak? Kaşık kullanalım. You're on the right point. Tam dedim bakalım yakalayacak mısın kaşık kullanmayı? Yani haddime değil ama acaba mı dedim? Acaba mı dedin, yakaladım ben o acabayı. Kenarda da biraz kırmızılı bırakalım da karpuz oldu belli olsun hocam. Bu tekniğin bir adı var mı? Kaşıklama. Kaşıklama, tam ben de ona isim düşünüyordum. Ağzım sulanmış işte sesten ya, şopur şopur. Yiyebilir miyiz artık? Yiyeceğiz hocam, sabır birazcık daha. Biz hazırlayalım o zaman meyve salatamızı. Da yiyelim bile derim ben. Evet, değil mi? Yani en altına birazcık protein eklemek istiyorum. Çünkü bir şeyleri proteinlerle beraber yersek sindirim süresi uzar. Uzayınca ne olur? Daha uzun süre tok kalırız. Meyve salatamızda da böyle olsun istiyoruz. O yüzden en alt kısmına şöyle birazcık yoğurdumuzdan koyalım. Şimdi aklıma geldi bak. Burada donmuş yoğurt koyarsanız yazın çıldırırsınız. Fena olur. Hocam başardın bu işi galiba. Bir zahmet abi. İçmek istersen sana şurada bir karpuz suyu ayarladım bir şart. Ciddi misin? Oo, tuz mu attın buna ya? Yok. Şimdi bunlara böyle başlayalım. Ufak ufak meyvelerimizi koymaya. En alta böyle daha sert meyvelerle başlayalım. Üstüne birazcık daha yumuşak. Üstüne daha da yumuşak. Üstüne daha da yumuşak. Ne diyorsun? Harika diyorum. Şöyle bir sunum. Mekan açacaksın. Yazlık bir yerde böyle. Donmuş yoğurt da yani, tamam mı? 150 lira yazarım buna menüde. Bir zahmet yani. Evet hocam. Bunları nasıl kestin ya? Böyle süper kesmişsin. Elimle ayırıyorum ben direkt. Yani doğru yerlerden parmaklarına tutarsan 8 parça halinde kabuğunu böyle ayırdığında bu şekilde çıkıyor. Şimdi smoothie'mizi yapalım o zaman. Sebzelerin birazcık daha vakti var. Bugün hızlı çalıştım ya, görüyor musun? Tak tak tak. Fena değilsin diyelim. Aktım gittim. Kavunlu, naneli ve badem sütlü bir smoothie yapacağım. Çok enteresan tatlar bir araya gelmiş olacak. Hatta likit hiçbir şey de kullanmayabilirsiniz. Yani kabuğunu bol tutup yanına birazcık nane atıp öyle basit bir smoothie de yapabilirsiniz. Ya biraz acele edebilir miyiz? Niye hocam? Ne acelen var? Acıktık abi, yemek istiyoruz bunları. Bu adamı evden kavun. Ulan. Ulan kara. Ben dayanamayacağım hocam şöyle bir tane. Emre. Güzel mi? Bayağı iyi. Bu ciddiyet ne ya? Kabuğunu ciddi doğrayacaksın abi. Biraz burada da bıraksaydın ya. Yo. Biraz daha büyük yapalım değil mi ya? İçeriz biz bunu. Yani tabi. Yap gitsin abi, tamam. Nedir? 2 gün mü içeriz dedin? Evet. Biraz daha yapalım o zaman, 4 gün içelim yani. Taze nane yapraklarımdan atacağım içine. Aradığım o kontrast, lezzet tezatlığı ortaya çıkıp bir patlama etkisi yaratacak burada. Üzerine de likit. Çok koymama gerek yok, şöyle birazcık badem sütü. Hazır mıyız hocam? Vallahi hazır gibiyiz. Kapağını kapatmayı unutmayalım. Evet, bu da hazır. Şimdilik burada dursun. Biz sebzelerimizi halledelim. En son bir tur daha böyle bir karıştırıp öyle alacağım bardağa. Yaklaşık 20 dakika falan oldu. Sebzelerimi artık alacağım. Üf. Kokuya bak. Şu güzelliği görüyor musun? Nasıl ışıl ışıllar bak. İyi bir tabaklayalım, gel. Abi buradayım, geliyorum. Gel. En alta böyle bir harç misali. Süzme yoğurt attım. Hocam teknikler fena yalnız. Tabii. Eski pastacılardınız oğlum. Kurabiye? Kurabiye yok. Ve bunun üzerine limonlu, ekşili, hardallı sosumuzdan şöyle. Nasıl görünüyor? Harika. Bitmedi ama. Nasıl bitmedi? Ölümcül dokunuş, sarımsak granülü bu ana sakladık. Hem görüntü hem de pişince tadı birazcık kayıyor bunun. Vallahi mükemmel oldu. Yeme vakti geldi mi? Yiyeceğiz şimdi, evet. Her şeyimiz hazır mı? Smoothie'miz de hazır. Tamam, smoothie'yi de o zaman bir bardağa alalım. Bu arada diyordun hocam, böldüm. Bu arada yemeği böyle hep zeytinyağıyla falan yapmamızın da bir sebebi var burada. İsterseniz hani tavada yapan arkadaşlar özellikle tereyağı da yapabilir tabii. Zeytinyağıyla yaparsanız doymamış bir yağ olduğu için dolapta sakladığınızda bunu çıkarıp direkt soğuk yemeye de uygun hale gelir. Tereyağıyla yaparsanız birazcık tadı kaçabilir soğuk yerken. Şimdi son kez döndürüyorum bunu.
Yeter. Emre değmedi bile. Sağlık akıyor şu an. Şuradan yani kapının önünden geçenlerin sağlık seviyesi health bar'ı yükseliyor. Öyle bir menü oldu hocam. Müthiş bir sunum hazırladık. Şimdi size görsel şu anda baş başa bırakıyorum. Ve bunların tadına bakmak için artık sabredemiyorum. Sizlerin de bu anı beklediğinizi biliyorum. Şimdi hocam. Yoğurduna da banalım. Biraz biberinden de alalım. Sosumuzdan falan filan. Şuna bak. Böyle bir şey yok ya. O ekşilik, süzme yoğurdun kıvamı, sebzelerin o farklı lezzetleri. Şöyle havucundan da alalım. Mükemmel. Meyve salatamızdan şöyle birazcık karpuzumdan aldım kenarından ben. Çıtırt. Birazcık ondan, birazcık kiraz. Yiyebilecek misin? Yoğurtla meyve karışımı çok iyi bir şey değil mi? Bayağı iyi. Ama dediğim gibi bunu donmuş yoğurtla yapmışız. Kavunlu ayran ya da badem sütlü smoothie. Tadıyorum hocam. Buyurun. Tadı bir şeye benziyor ama neye benziyor çözemedim. Kıvamı böyle ezilmiş kavun kıvamı zaten. Direkt biraz yoğun yani, öyle çok sıvı likit bir smoothie değil. Ağzınızı dolduruyor böyle. Nane mükemmel bir tazelik hissiyatı veriyor içeriden böyle bir. Yine canınızın yükseldiğini, health bar'ınızın arttığını hissediyorsunuz. Badem sütünün çok bir tadını alamadım. Oldukça güzel ama. Bence 10 numara 4 dörtlük yaz tarifleri yaptık burada. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Deneyen, yapan arkadaşlar mutlaka Instagram'da story atarken beni etiketleyin arkadaşlar. Lütfen gözünü seveyim yani. Eminim şunu bayağı bir insan yapacak. Sonra paylaşıyorsunuz. Etiket metiket koymuyorsunuz. Eskaza denk geliyorum. Kırılıyorum yani. Diyorum ki abi nedir yani? Bir etiket at, biz de yolumuzu bulalım diyorum yani. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basarak bunu bana iletmeyi lütfen ihmal etmeyin. Kanala abone değilseniz yeni tariflerden haberdar olmak için hemen şuradaki varlığa tıklayıp abone olup aramıza katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.